Merhaba arkadaşlar. İkinci denklemler konusunun ikinci videosunda beraberiz. İkinci videoda kaldığımız yerden ikinci videoda devam edelim. Arkadaşlar kaldığımız örnek dörttü. Evet, dördüncü örneğin çözümüyle başlayalım. Tam kare ifadeyi arkadaşlar çarpanlar ilme konusundan biliyor olmanız lazım. A artı B'nin karesi. Örneğin bu bir ifade tam kare ifadedir. A kare artı 2AB artı B kare şeklindeki ifadeleri biz tam kare ifadeleri diyoruz arkadaşlar. Bu eksi de olabilir. A'sı B'nin karesi de olabilir. Hatırlayalım. A kare eksi 2AB artı B kare şeklindeki ifadelerdir arkadaşlar. Bir ifadeyi nasıl tam kare tamamlarız onu öğreteyim size arkadaşlar. Şimdi bu üç terimli ifadeyi ne diyor? İfadesinin tam kare ve iki kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpımlarını ayırınız diyor. Arkadaşlar şimdi şu bakın sabit terimi görmüyoruz. Bu sabit sayı. Biz buna bu ifadede, üç terimli ifadenin sabit terimi diyoruz. Sabit terimden önceki derecesi 1 olan terimin öndeki katsayıya bakıyoruz. Bu katsayı kaç? 4. 4'ün yarısı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. 2'nin karesini al. 4. Arkadaşlar bu 4x'ten sonra 4 ilave edip 4 çıkartıyoruz. Tamam. Şu ifadeyi yazalım. Şu ifade tam kare oldu bakın. Çarpanda ayırma konusunda hatırlayacak olursak x 2 2 diye yazarsak x artı 2 ile x artı 2'nin çarpımı oldu arkadaşlar bu ifade. X artı 2'nin karesi şeklinde biz bu ifadeyi yazabiliyoruz. Eksi 4 eksi 5'i toplarsanız eksi 9 oldu. Bu ifadeyi de x artı 2'nin karesi eksi 9 şeklinde yazarız. Bu da 9'u da 3'ün karesi diye yazalım. Bakın tam kare ifadeyi tamamladık. Ondan sonra iki kare farkına dönüştü. Şimdi arkadaşlar biz bu ifadeyi ne yapalım? Çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayırırken iki kare farkı özdeşliğini hatırlayalım. A kare eksi B kare neydi arkadaşlar? A eksi B çarpı A artı B idi. Şimdi buradan x artı 2'nin karesi, x 3'ün karesi. X artı 2'nin karesi ne? Bu terimi aldık. X artı 2 eksi 3 diye bunu yazıyoruz. Çarpı x artı 2 artı 3 diye de bunu yazıyoruz. Buradan da ne geldi? Çarpanlar x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak bulmuş olduk çarpanlarını. Bu ifadenin. Yani şu 3 terimli ifadeyi biz arkadaşlar x eksi 5 çarpı x artı 5'in çarpımı şeklinde yazmış olduk. Biz bu ifadeyi, bu yaptığımız işe tam kareye tamamlayarak ve iki kare farkı özdeşitlerini kullanarak çarpanlarına ayırma yöntemi diyoruz arkadaşlar. Şunu yapabilirdiniz hocam. Hiç gerek yoktu buna. Yani x yapsak senin çarpımı eksi 5 toplamı 4 olsa evet olur arkadaşlar. Birine, buna eksi 1 verdim. Buna 5 verdim. 5x. Eksi x de buradan geldi. Bakın 5x. Eksi x eşittir 4x. Ortadaki terimi verdi mi? Verdi. O zaman ben bunu bu ifadeyi şöyle yazabilirdim. X eksi 1 çarpı x artı 5 diye de yazabilirdim diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu ifadede önerdiğimiz bu yol. Yani şu sorun bunu böyle yapmamızı istiyor. Bu yöntemleri de öğrenmemiz için biz tam kareye tamamlayarak soruyu çözebilme yeteneğini de kazanmamız gerekiyor. Bu kazanımı da öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar onun için bu kazanımı size bu şekilde anlattım. Şimdi burada diyor ki ipucunda x artı b'nin x artı b bölü 2'nin karesini aldığımız zaman x kare, bakın birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x çarpı b bölü 2 artı b bölü 2'nin karesi b kare bölü 4 şeklinde. Biz bunu açarız bakın bunlar birbirini götürür. X kare artı x artı b kare bölü 4 olur arkadaşlar. Evet açılım bu. Olduğundan x kare artı bx artı c ifadesinde x artı b bölü 2'nin x artı b bölü 2'nin karesini elde etmek için bu ifadeye b kare bölü 4 terimi eklenip çıkartılır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun uygulamasını bakın burada canlı örnekte yaparsak yani bu teorikte kalıyor. Biraz canlı bir örnekte yapalım. Daha rahat, daha net anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 3x eksi 6 bakın. Biraz önce yaptığımız gibi hocam çarpanla ayırmayı biz bunu yapabilir miyiz diye düşünebilirsiniz. Ama yetmiyor bakın. İki sayının çarpımı eksi 3 olacak. Toplamı eksi 6 olacak.
Bakın bu sefer harfli ifadelerde üç terimli ifadelerin çarpanlar ayırması yöntemiyle biz bunu çarpandan ayıramıyoruz. Bunun pratikten yani şimdi ne diyor soru? İfadesinin tam kare ve iki kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpanı ayırınız diyor. Evet ayıralım arkadaşlar. Bakın ne yapıyorduk? X6'nın sabit terimden önce gelen birinci derecesi 1 bir olan terimin katsayısına giriyoruz. -6. -6'yı 2'ye bölün. -3. -3'ün karesi kaç? 9. O zaman biz bu ifadeye arkadaşlar bir 9 ilave edeceğiz. Bir 9 çıkartacağız bak. Arkadaşlar 9 ilave ettim. 9 çıkarttım. -3. Buradan da ne yaptı? Şu ifade harf ifadelerden hatırlayacak olursak 3 terimli çarpanlar ifadesinin tam kare tamamlama yöntemlerinden 9'un çarpanları -3'te -3'tür. -3x geldi. -6x verdi. O zaman x-3'ün karesi -12 diye çarpanlarını ayırdık. Şimdi bunu arkadaşlar bunu iki kare farkına nasıl getiririz? Hangi sayının karesini alırsak 12 yapar. Arkadaşlar şimdi bunu iki kare farkına dönüştürelim. X-3'ün karesi eksi 2 kök 3'ün karesi diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bunun karesini şu şekilde 12'yi şu şekilde yazabiliriz. Ha, buradan sonra iki kare farkına dönüştü bu ifade. Birinciyi aynen yazıyorduk hatırlayacak olursak. X-3 diye yazıyorduk. İkincinin işaretini hiç değiştirmeden yazıyoruz bir tanesini. Bir tanesini de işaretini değiştirerek yazıyorduk. İki çarpanını ayırmadan hatırlayacak olursak arkadaşlar. Eksi 2 kök 3 diye de bunu bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu ifadede çarpanlarına bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Bu ifadeyi biz çarpanlarına ayırmış olduk. Biz bu çarpanları sıfırlayan değerler neydi? Denklemin kökleriydi hatırlarsak. Demek ki bu ifadeyi sıfırlayan değerle bu ifadeyi sıfırlayan değer bu denklemin sıfırları ya da kökleri diye isimlendirilecek arkadaşlar. Biz buraya hazırlık yapıyoruz. Denklemin köklerini bulmak konusuna hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Şıklarda da burada görüldüğü üzere burada anlatmış. Şimdi 6. örnek ne diyor? 2 x kare ifadesinin tam kare ve 2 kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpanını ayırınız diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz bu ifadeyi tam kareye tamamlarken tam kare ve 2 kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpanını ayırma yönteminde x karenin katsayısını her zaman bir tutmaya çalışacağız. Yani şu 2'yi orta parantezine alalım bu ifadeyi arkadaşlar. Orta parantezine alalım. Bakın ne kaldı? Ne kaldı? X kare eksi 5x artı 9 bölü 2 şeklinde getirelim. X karenin katsayısını 1 yaparsak bu iş daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar şu 3 terimli ifadeyi tam kareye tamamlayacağız. 2 kare farkıyla da çarpanından ayırmaya çalışacağız. Bakın. Eksi 5'in yarısı eksi 5. Bakın arkadaşlar eksi 5'in yarısı eksi 5 bölü 2 karesi 25 bölü 4. Arkadaşlar 25 bölü 4 ilave edip 25 bölü 4 çıkartacağız. X kare eksi 5x artı 25 bölü 4 eksi 25 bölü 4 artı 9 bölü 2 dedik. Buradan devam edelim arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl yazarız? X eksi 5 bölü 2 diye yazalım arkadaşlar. X eksi 5 bölü 2'nin karesi olur bu ifade. Evet bunu da 2 ile genişletelim. 18 25'e varasıya eksi 7 lazım arkadaşlar. Eksi 7 bölü 4 diye de bu kaldı. Şimdi şu iki ifadeyi arkadaşlar iki kare farkında yazmaya çalışalım. X eksi 5 bölü 2'nin karesi eksi kök 7 bölü arkadaşlar kök 7 bölü 2'nin karesi diye de bunu yazabiliriz bakın kendi içinde. Buradan sonra da çarpanla ayırma şeklinde yazarım. İki kare farkını çarpan şekline getirelim arkadaşlar. X eksi 5 bölü 2 eksi kök 7 bölü 2 çarpı x eksi 5 bölü 2 artı kök 7 bölü 2 şeklinde de biz bu ifadeyi ne yaptık? Tam kare ve iki kare farkı özdeşliklerini kullanarak o üç terimli ifadeyi iki terimin çarpımı şeklinde yazmış olduk arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar.
Şimdi şu sorumuza bakalım arkadaşlar. Verilen bilgiyi bir okuyalım arkadaşlar. Bu bilgi aslında bildiğimiz bir bilgi. Üç terimli ifadeleri biz, üç terimli ifadeleri çarpanlara ayırma yöntemini biz nereden biliyorduk? Çarpanlara ayırma konusundan öğrenmiştik. Şimdi A sıfırdan farklı olmak üzere diyor. A, B, C, P, Q, eleman, R, R sayı olmak üzere. AX² artı BX artı C eşittir 0 denkleminde. AX² artı BX artı C 3 terimlisi çarpanlara ayrılıyorsa çözüm kümesi aşağıdaki gibi bulunur. Bakın arkadaşlar. AX² A'nın çarpanları X² çarpanı X2 diye ayırdık. A'nın çarpanları P ve Q olarak kalsın, olsun diyor burada verilenlere göre. P ise Q'yu çarptığımızda AX² buluyorsak M ile N'yi çarptığımızda C'yi buluyorsak ve M ve N şeklinde yazdık. Böyle içler çarpımı yapıp gördüğünüz üzere arkadaşlar içler çarpımı yaptığımızda N çarpı P X ile M çarpı Q X'i çarptığımızda bu terimleri topladığımızda B X ifadesini ortadaki ifadeyi biz elde edebiliyorsak bu ifadelerde elde ettikten sonra P ise M'yi paralel olarak yazıyoruz arkadaşlar bakın. Q ise de neyi paralel olarak yazıp iki terimli ifade şeklinde yazıp bunları birinci dereceden polinomlar şeklinde ya da biz bunlara iki terimli ifadeler diyoruz. İki terimli ifadeler şeklinde yazıp çarpım durumuna getirip sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. İşte biz bu ifadeye ne diyoruz? Bu ifadeyi bu şekilde yazabiliyorsak çarpanlar ayırdıysak bunu da sıfıra eşitlediysek işte bu denklemin şu ifadelerde sıfır eşitlendiğinde burada bulduğumuz x değerlerine denklemin sıfırları diyoruz. Ya da çarpanları diyoruz. Çarpanlarının çarpımları. Yani sıfırlar diyelim arkadaşlar. Bu üç terimliyi sıfırlayan ifadelerden bir tanesi eksi m bölü p oluyor. Bir tanesi de eksi n bölü q oluyor. Bakın bu ifadeyi de sıfıra eşitliyoruz. X'in değeri eksi n bölü q oluyor. Şimdi bunlar ne oluyor? Bunlara bakalım. Şimdi bu üç terimli ifadede bulunan x değerlerine ax² artı bx artı c eşittir 0 denklemin kökleri deniyor arkadaşlar. Bunlara biz kök diyoruz ya da sıfırlar diyoruz. Bu kökler x1 arkadaşlar kökleri x alt indis 1 diyoruz bak. x1 diye okuyoruz bunu. Kökleri x1 ve x2 ile gösterilebilir. Bulunan köklerden herhangi birine x1 yani bu köke x1 dediniz. Bu köke x2 dediniz. Yok buna x2 diyeceğim, buna x1 diyeceğim. Sorun yok çocuklar. Yani burada sorun yok arkadaşlar. Yani x2 denilebilir. Denklemin çözüm kümesi eksi m bölü p eksi n bölü q şeklinde gösterilir arkadaşlar. Evet. Şimdi denklemin çözüm kümesini bulun diyor bize. Bu denklemin çözüm kümesini şimdi arkadaşlar şuraya kadar bu üç terimliği biz ne biliyoruz? Şu üç terimliği harf ifadelerden dediğim gibi çarpanlara ayırma konusunda ayırmayı biliyoruz. Ne diyelim? X karenin çarpanları x, iki sayının çarpımı eksi 15, toplamı eksi 2 ise bir tanesini eksi 5, bir tanesini 3 alırsınız. Şöyle işler çarpımı yapın. 3x eksi 5x eksi 2x. Ortadaki terimi verdi bize. O zaman biz bu ifadeyi şöyle yazarız arkadaşlar. X eksi 5 şöyle x eksi 5 çarpı 3 çarpı eşittir 0 deriz arkadaşlar. Buradan bunu sıfırlayan değerlerden biri kaçtır? 5'tir. Diğeri de veya x eşittir x 3 derseniz buna x1 diyebilirsiniz. x1 eşittir 5'tir veya x2 eşittir x 3'tür diye yazabilirsiniz. Çözüm kümesini ise denklemin çözüm kümesini eksi 3'e 5 diye ifade ederiz arkadaşlar. Evet. İkinci yolu da var arkadaşlar. İkinci yolunu da anlatmışlar burada. İkinci yolda tam kareye tamamlayarak bunun çözümünü yapmamızı istiyor. İkinci yolda daha önce öğrettiğimiz yollardan ikinci yolu kullanalım bir de burada arkadaşlar. X kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0 ifadesinin köklerini bulalım. Eksi 2 arkadaşlar bakın. Eksi 2'yi 2'ye bölelim. Eksi 1. Eksi 1'in karesini alalım. Ne oldu? 1 oldu. O zaman x kare eksi 2x artı 1 diyorsunuz. Eksi 1 terim ekleyip çıkarttık.
bir ilave ettik, bir çıkarttık. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Eksi 15'e eşittir 0 diyelim. Evet, bu ifade tam kare tamamlanırsa x 1'in karesi şeklinde tamamlanır. Eksi 16 eşittir 0 diye de bunu yazalım. X 1 eksi 4. X 1 artı 4 diye de iki kare farkından bu ifadeleri yazalım. O zaman x eksi 5 çarpı x artı 3 diye ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Bu çarpanları sıfırlayan x değerlerini de denklemin kökleri diyoruz arkadaşlar. X 1 eşittir 5 veya x 2 eşittir eksi 3 derseniz veya x 1'e eksi 3 derseniz, x 2'ye 5 derseniz bir şey değişmez. Aynı şekilde de denklemin çözüm kümesini bu yöntemle de bulmuş olduk arkadaşlar. Eksi 3'e 5 diye de bu denklemin çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu da yine aynı şekilde iki yola da bunu çözmüşler arkadaşlar. Ben size bunu yine iki yola da çözüm. Her iki çözüm yöntemini de öğrenmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi 2x'in çarpanları 2x'e x diyelim arkadaşlar. İki sayı çarp eksi 20. Eksi 20'nin çarpanları kaç diyelim? Eksi 5'e 4 diyelim arkadaşlar. Buraya 8 dedim bak. 4 kere 2 8x. Eksi 5x. Eksi 5x artı 8x. Ne oldu? X artı 3x oldu arkadaşlar. Biz direkt ortadakini bulduk arkadaşlar. Bakın burada. Çarpanını ayırmadan bunu bulduk. O zaman ne yapalım? Bunu 2x eksi 5 çarpı efendim x artı 4 diye çarpanlarına ayırdık. X'in değeri buradan 5 bölü 2. Buna x1 diyelim arkadaşlar. Bunu sıfırlayan değeri veya x2'nin değeri eksi 4'tür arkadaşlar. Çözüm kümesi neymiş? 4'e 5 bölü 2 olarak bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi bir de bunu biz arkadaşlar size tam kareye ve iki kare farkı özdeşikleriyle çarpanlarına ayırmayı yani denklemin köklerini bulmayı gösterelim. Bu yolla bir sefer daha çözelim. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk? İki parantezin alıyoruz. Hatırlayalım. İki parantezin aldığımızda x kareyi önünü 1 bırakıyoruz arkadaşlar. Artı 3 bölü 2 eksi 10 eşittir 0 diyelim. Burada da x var. Unutmayalım. 3 bölü 2'nin karesi arkadaşlar kaçtır? 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin yarısı kaçtır? Arkadaşlar 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. 3 bölü 4. Tamam. 3 bölü 4. Karesini al. 3 bölü 4'ün karesi kaçtır? 9 bölü 4 ilave edip 9 bölü 4 çıkartalım arkadaşlar. 9 bölü 4 ilave ettik. 9 bölü 4 çıkartır arkadaşlar. Bu ifadeyi çarpanla ayıralım. X artı kaç oldu? 3 bölü 2'nin karesi oldu. Şimdi şu 3 terimi ayırdık arkadaşlar. Bakın şu çarpanla ayırmış olduk. Yani şu, pardon tam kareyi tamamlamış olduk. Eksi 49 bölü 49 bölü 4 de buradan geldi. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? İki kare farkı özdeşiğini kullanalım. İki kare farkı özdeşiğinden çarpanlara dönüştürelim. Çarpan durumuna dönüştürelim bu ifadeyi. X artı 3 bölü 2 eksi 7 bölü 2 çarpı X artı 3 bölü 2 7 bölü 2 diye de bunu yazalım arkadaşlar. Eşittir 0 dedik. 2 çarpı x. Arkadaşlar 3 ile eksi 7'yi topla eksi 4. 2 bölü eksi 2 yaptı. Çarpı. Burada x artı kaç geldi? Bunun değeri de eksi 4 bölü 2. Burası 7 bölü 2 gelmişti. 10 bölü 2. 5 de buradan geldi arkadaşlar. Şimdi kaç geldi? 5 de buradan geldi arkadaşlar. 7, 10 bölü 2, 5 geldi. Şurada hata mı yaptım? Bakalım arkadaşlar. Evet. Buradan kaç geldi? Eşittir 0 dedik arkadaşlar. Buradan eksi 10, eksi 49 bölü 4 gelmişti. Çarpanları 7 bölü 2
Eksi 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 geldi. Evet. Burası 3 bölü 2 idi. 3 bölü 2 arkadaşlar pardon burası 3 bölü kaç olacak? 4 olacak arkadaşlar. Şurası 3 bölü 4 olacaktı. 3 bölü 4 geldi arkadaşlar. Burada hata yaptık. Şurası 3 bölü 4 oldu. 3 bölü 2 idi. Evet. Buradan 9 bölü 16 mı geliyor? Evet bakalım burada. 3 bölü 2. Evet. 9 bölü 2. 3 bölü 2 idi. 9 bölü 4 dedik arkadaşlar. Yarısını aldık. 3 bölü 4 çarpanları. Evet. 3 bölü 2 gelecek buradan. 3 bölü 4. 9 bölü 16 arkadaşlar. Burada biz yanlış şey yaptık. Yani şurayı bir düzeltelim. Bakın şurada bir 9 bölü 16 gelecek. Onu bir düzeltelim. Tekrar yapalım bunu. Burada bir hata yaptık. Gözümüzden kaçmış bu. X kare parantezini aldık arkadaşlar. 2 parantezini aldık. 3 bölü 2x eksi 10 eşittir 0 dedik. Burada bir işlem hatası yaptık. Arkadaşlar buradan ne yapalım? 2, 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi karesi. Biz bu ya kareyi yanlış koymuşuz. 3 bölü 4 diye hesaplamışız. Orada hatamız var. 3 bölü 2'nin yarısı kaç yaptı? 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16 edip 9 bölü 16 arkadaşlar. Da buradan geldi. Evet bu hatalar oluyor arkadaşlar matematikte. Evet bunun çarpanı x artı 3 bölü 4'ün karesi oldu arkadaşlar. X artı 3 bölü 4'ün karesi eksi ifadeyi tam kareye tamamladık. Bura kaç geldi? Eksi 169. 169 bölü 16 kaldı arkadaşlar. Diyelim. Buradan da çarpanını ayıracak olursak x artı 3 bölü 4 eksi 13 bölü 4 oldu mu arkadaşlar? Burada kaç oldu? Bu değerde evet 3 bölü 4'ü yazdık. 169 bölü 16'yı da 13 bölü 4 diye yazdık arkadaşlar. Çarpı dedik. X artı 3 bölü 4 bu diye bunu yazalım. Burayı da artı 13 bölü 4 diye de buradan yazalım. Çarpı x eksi 10 bölü 4 eksi 5 bölü 2 geldi arkadaşlar. Çarpı x artı 4 de buradan geldi. Değeri 5 bölü 2 yapar. Ya da bunu x1 olarak alırsanız ya da x2'de eksi 4 olarak alırsanız. Evet çözüm kümesi ne geldi arkadaşlar burada? Eksi 4 ile 5 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Şu hatayı yapmayın arkadaşlar. Bak 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Biz biraz önceki soruda 3 bölü 4 ilave ettiğimiz için sıkıntı yaşadık. Dikkat hatası yaptık. Sizler bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada sona ermiş oluyor. Evet. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.